Yalnız memnun kalırsam her hafta yeniden isterim ona göre. Masözümüz o kadar iyi ki memnun kalacağınızdan eminim. Bakacağız. Yalnız masözümüz daha çok yeni. Dilimizi pek bilmiyor. No problem. Şimdiden söyleyeyim, işin çok zor. Oh, sorry. I was just saying you're gonna have a tough time. Çok güzel. Terapi gibi aynı. Ben şimdi aklımda ne var ne yoksa, hepsini döksem. Sen de hiçbir şey anlamayıp beni aval aval dinlesen, işini yapsan. Al sana terapi işte. Gerçek masaj terapisi. Dün gece hayatımın en gecesiydi. Kadın geldi. Bir de kırmızıları çekmiş. Alev alev yanıyor. Sadece benim kafamı yakmadı. Bütün gecemi yaktı. Peynimin bütün kıvrımlarını, hepsini teker teker yiyip bitirdi. Kariyerimi, karizmamı, krallığımı yiyip bitirdi. Bir gecede. Ah. Ellerin tüy gibi. Çok güzel. Sen ne anlayacaksın? Benim bu kadınla başım büyük dertte. Ama dün gece başına öyle bir bela aldı ki, ona öyle bir ders vereceğim ki, onu öyle bir... Hello, are you sleeping? Sen de haklısın tabii. Masöze negatif enerji yaramaz. Boş ver sen ne ders vereceğimi. Ne diyordum? Tam bir ruh hastası olduğunu söylemiş miydim? Narsist, megaloman. Aç bak sözlüğü anlamlarını. Eşittir Gülfem Sipahi. Hey! Oh. Slow down. Take it easy. Narsist demiştim değil mi? Peki en kötüsü nedir biliyor musun? Aynı ben. Şu ruh ikizi hikayesi. Bende ne varsa al işte. Aynısından onda da var. Aslında bizimki ruh ikizinden daha başka bir şey. Arıza ikiziyiz biz. Ne biçim iş bu ya? Kendim de tahmin edemediğim her ne varsa. Aynısından onda da var. Bu gülüş. Bir de. Yakalandım. Hayır, ama çok erken de. Ya çok erken. Sen. Sürpriz. Senin ne işin var burada? Nedir bu şimdi Gülfem? Ay ya ben senin bu kadar çok konuşacağını bilmiyordum ki. Çok komik. Bravo. Çok komik. Tamam. Tamam çok kızgın.
kızgınsın. Çok kızgınsın, beni haklısın. Ama ben sana bunu sadece kendimi affettirmek için yapmıştım. Nereden bileyim? Nereden bileyim bu kadar çok konuşacağım? Böyle dökülüp saçılacağım. Nereden bileyim benim yüzümden terapiye ihtiyacın olduğunu? Senin yüzünden terapiye ihtiyacı olmayan bir Allah'ın kulu kaldı mı? Söyler misin bana lütfen? Tamam bak gülmüyorum. Tamam gülmüyorum. Gülfem çekilir misin şuradan? Hayır çekilmiyorum. Gülfem gerçekten hiç komik değilsin, çekilir misin? Tamam. Tamam bak gülmüyorum. Hem masajımdan gayet memnundun. İtiraf et. Senin oyunların hiç bitmez değil mi? Hiç bitmez. Bile kendinden nefret edeceksin. Kendimden nefret etmek. Alışığım. Nesin sen ya? Nereden geldin? Hayatımın altını üstüne getirmeye mi geldin? Şems der ki... Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını? Tibet Bey hoş geldiniz. Ben Gülfem Hanım'a geldiğinizi haber vereyim. İstemez. Bu kadar gizlilik içerisinde Gürru'nun bunu öğrenmesi o kadar... Pardon. Gülfem, Gürru arabanı sattığını içerideki casusundan öğrenmiş. Aa. Asistanın Gürru'ya çalışıyor. Dört buçuk yıl. Duydun mu Cücü? Ağız dolusu dört buçuk yıl. Ya duydum. Ben de üstüne ağız dolusu bir şey diyeceğim de yeri değil. Peki ne kadar zamandır benim asistanlığımı yapıyorsun? 4 ay efendim. 4 ay. Kaçıncı asistanım olduğundan bir haberin var mı? Pek bir fikrim yok. Aa, neden? 4,5 yıldır benim yanımda çalışıyorsan elbette bir fikir yürütebilirsin. 15. Matematiği de pek fena salağın. Arkadaşı sen aydınlat çocuğu. Elbette baby. 38 şekerim. Ağız dolusu 38. Dudaklarımı oku. 38. Peki neden 38 kere asistan değiştirmiş olabilirim sence? Bilemiyorum. Mükemmeliyetçiliğinizden olabilir. Sektörde ne derler bilirsiniz. Gülfem Sipahi'nin asistanı olmak zordur. Ama Gülfem Sipahi'nin asistanı olarak kalmak daha da zordur.
Ah, bak, 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 bak. Ne diyor? Duydun mu Cücü? Çok tatlı. Çok da o kadar tatlı ki çiğ çiğ yiyeceğim şimdi ben onu. O 38 kişiden bazıları aptallıklar yapardı. Bazıları beceriksizdi. Bazıları yeterince hızlı değildi. Bazıları da sadece yeterince iyi değildi. Ama hiçbiri senin kadar aptal, senin kadar çapsız ve tabii senin kadar hain değildi. Evet, sanırım bunu daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Sen 39.'sun. Ama Gülfem Hanım. Ama sen ona hainlik yapmadan önce düşünecektin. Şimdi derhal atölyemi terk et. Ve o casusluk yaptığın küçük kıza de ki ondan çok daha parlak bir kazık beklerdim. Cücü. Hı. Şu sefile dışarı kadar eşlik eder misin lütfen? Ay baby, ben ona cehennemin dibine kadar eşlik edeceğim şimdi. Yürü be, yürü. Salak. Hadi be. Eğer Gülru'nun asistanına fırça çekmemiş olsaydım bu sefil casus çok işime yarayabilirdi. Ama sayende çöpe gitti. Dalga geçiyorsun herhalde. Onu kullanıp Gülru'yu yanlış istihbaratla yönlendirebilirdim. Ama sen küçük kızlara erdem dersi vermeyi sevdiğin için bu fırsatı kaçırdım. Aa, ne bu şimdi? Teşekkür yerine azar. Dün gecenin mi sillemesi mi? Ya sen teşekkür mü bekliyordun? Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Teşekkürlerden hoşlanmadığını sanıyordum. Nedense. Dün gece karşımdaki süt dökmüş kedi. Günaydın. Espresso lütfen duble olsun. Günaydın dedim ama gün senin için pek aydınlık değil galiba. Benim için hala gece devam ediyor olduğu için olabilir. Hmm. Şu gözlüklerini çıkarır mısın lütfen? Nereye baktığını bile göremiyorum. Gerçekten uyumamışsın. Gerçekten. Bilmediğim yeni bir şey mi oldu? Bilmem. Bence bu soruyu ben sana sormalıyım. Mesela şu iş yemeği. Benim bilmediğim bir şey oldu mu? Ben de şimdi sana anlatacaktım ama senin bilmediğin bir şey kalmamış herhalde. Sizi gördüm. Neden kendini göstermedin? Pardon. Bana yalan söyleyip o kızla gidip yemek yedin. Neden kendimi gösterecekmişim sana? Bir dakika, bir dakika. Ben sana yalan söylemedim. Gerçekten bir iş yemeğiydi. Sadece kiminle olduğumu söylemedim. O da geceyi gergin geçirme diye. Bugün konuşuruz diye düşündüm. Evet, evet. Gerçekten amacına ulaştın. Geceyi hiç gergin geçirmedim. Gülfem, Gülru'yla... Gülru'yla içip sarhoş oldunuz. Ah, pardon. O sana sıkı bir sarhoş numarası yaptı. Sen de bunu yedin. Bu muydu senin misillemen? Ne misillemesi, ne yemesi? Neden bahsediyorsun sen? Ha?
Ben doğru mu anladım? Sen kıskandın. Ya görmüyor musun? Sana oynuyor. Eski sevgilim, kardeşim, kariyerim, avukatım, ha bir de gerdanlığımı da sayalım. Şimdi de sıra sende. Bu nasıl bir paranoya? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne diyorsun sen Gülfem? Ne oldu? Küçük kızın yakınlığı hoşuna mı gitti yoksa? Sen artık gerçekten kendini kaybettin. Benim senin kardeşinle yakınlaşabileceğimi düşünüyorsun ve bunu söyleyebiliyorsun, öyle mi? Üstelik kız, yani kardeşim birkaç gün içinde evlenecek ya. Hala kardeşin diyor ya. Biliyor musun? Belki de Gürü'yle kafayı bozan aslında sensin. Harika. Onunla bir gece yemek yedin. Bir gece. Şimdi de onunla kafayı bozan ben oldum, öyle mi? Şu haline, şu tavırlarına bak. Ne olursa olsun birkaç gün içinde evlenecek kardeşine... Belki bunu duymaktan nefret ediyorsun ama o senin kardeşin. Ve bana hakaret ediyorsun. Neden? Çünkü kız sarhoş oldu, yanlışlıkla ayağını burktu ve ben ona yardım ettim diye, öyle mi? Sarhoş falan olmadı, ayağını da burkmadı. Dün gece ne yaptıysa sana oynayıp beni rahatsız etmek için yaptı. Gülfem, bu artık saf paranoya. Bu katıksız kötülük. Yapma. Bari bana bunu sen yapma. Sen de onun o masumiyet oyunlarına kanma. Bak, sana o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Her hikayenin iki tarafı vardır. Ve sen kendi tarafına bakmaktan kör olmuş vaziyettesin. Bari sen yapma ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.